Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı canlı yayında karşınızdayız. Son seçim anketlerine göre oyunu en çok arttıran hatta birçok üst üste yapılan anketlere göre oyunu arttırmakta ısrar eden muhalefetin önemli partilerinden bir tanesi İyi Parti ve bugün konuğumuz İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Başarılı yayınlar olur inşallah. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. ben bu programda bu sezonun... Geçen senenin sonuna doğru Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettim. E, malum siz hep röportajlarınızda aynı soruyla karşılaşıyorsunuz. E, Sayın Kılıçdaroğlu da siz de. Dedim ki e, daha henüz tabii ortada bir ittifak var. Evet. İttifakın kararı, partilerin kendi e, yönetimlerinin kararı bunların hepsi çok önemli ama ittifakın iradesi sizi gösterdi. Partiniz de sizi gösterdi. Siz Cumhurbaşkanı aday olmak ister misiniz dedim. Memnun olurum ben isterim dedi. Böyle bir durum olursa siz memnun olur musunuz? Ben e Eylül 2021'de Cumhurbaşkanı adaylığına talip olmadığımı, buna karşılık Başbakanım kimseyle başlayayım. pazarlık etmeden partimi birinci parti yapabilirsek hep birlikte partimize iyi Parti, o zaman başbakanla aday oldum yani milletimizin teveccühü ve tercihiyle başbakanla aday olduğumu ilan ettim. Dolayısıyla böyle bir pozisyondayım şu anda. Yani Cumhurbaşkanlığı makamı elbette çok harika bir makam. Kim istemez? Fakat bir kişinin böyle bir tutum alması gerekiyordu bu o, sistemin içinde. Ben e, 24 Haziran e, 2018'de Cumhurbaşkanı adayı oldum. Hem de ittifakın ben içinde. Ben özür dilerim. Soruyu Tabii. ben sormayı beceremedim. Ben Kemal Bey'in adaylığı böyle bir şekilde sizin önünüze gelirse sizin hissiyatınız ve tavrınız ne olur? Yani Milliyet İttifakının e, iradesi partilerinizin dolayısıyla iradesi Sayın Kılıçdaroğlu'na aday gösterme yönünde belirirse, siz İyi Parti lideri olarak nasıl davranırsınız? Bunu herkes, sormak isterim ama soramadım. Tabii, ba soru bakmayın. Ben belki yanlış anlamışımdır. Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez. Ama benim e, adaylıktan e, feragat etmek, vazgeçmek, önceden bunu ilan etmek isteğimin arka planında yani bu tutumun arka planında tek adayla gitme e, talebinin olduğunu söylemeye çalıştım hmm. ben de. Çünkü birden fazla adayla gidildiğinde e, gerçekten önce birbirinizle rekabet ediyorsunuz. Sonra ikinci tura kalmak için gayretiniz var. Daha sonra ikinci tura kalabildikten sonra diğer adayla yani Cumhur İttifakı'nın adayıyla rekabete doğru giriyorsunuz. Bunun da biz tecrübe ettik biz bunu. Bunun da yanlış olduğunu söyleyebilmek için ve o tekliği, o, o birlikteliği, o Birliği beraberliği rahat sağ, yani bunu böyle söyleyerek daha rahat sağlayabilmek için bunu ilan ettim bu kadar önceden. Ben de onu evet. söylemek istedim. Evet. Evet, sizin o açıklamanızda çok ses getirdi. Evet. Yani şu anda anketlerde İyi Parti oyunu arttıran, e, yani sürekli arttıran, istatistiksel olarak sürekli oyunu arttıran. Çünkü diğer partilerde düşüşler, yükselişler oluyor ama İyi Parti'nin e, son bir buçuk yıldır, bir yıldır ben işte yakından takip ediyorum evet. ki benim hani ciddi aldığım birkaç tane kamuoyu anket evet. şirketi var. Onların hepsinde sürekli oyunuzu arttırıyorsunuz. Böyle bir partinin liderinin ben cumhurbaşkanı olmayacağım, başbakan olacağım demesi de enteresandı tabii. İşte onun anlamı demin söylediğim. Çünkü biz bir sistemi değiştirmek üzere konuşmalıyız. Biz bu sistemin ne kadar Türkiye'ye zarar verdiğini hep beraber gördük. Dolayısıyla bu sistemi değiştirmeye yönelik ee, adımları e, zorlayacak, engelleyecek, onlara e, ket vuracak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu bu netlikte hayır ben aday maday değilim ama e, tek adayla gidilmesinin çok önemli olduğunu ilan etmek, bunu söyleyebilme, bunu gerekçelendirebilme hakkını e, elde etmek için. Şimdi şöyle bir hata yapılıyor iki şeyi bir arada götürmemiz lazım. Elbette Cumhurbaşkanlığı adaylığını sağlayıp o, o 13. Cumhurbaşkanının ben de buna inanıyorum. Millet ittifakının adayı olacağına inanıyorum ben. Yani millet ittifakının adayının 13. Cumhurbaşkanı olacak. Katılmışlar da inanıyor. Olsa seçilir mi sizce? Yani herkesin ittifak ettiği bir kişi niye seçilmesin? Bak tekrar söylüyorum. Bütün herkesin ittifak ettiği bir e, aday niye seçilmesin? Hepimizin fevkalade güzel çalıştığı bir sistem elbette seçilir. Orada bir mesele yok. Yani tek adayla gittik ve 13. Cumhurbaşkanı kesinlikle Millet İttifakı'nın olacak. Ama bir şey daha var gözden kaçan. Bu sistemin değişmesi için bir onu alacağız, ikincisi mecliste makul bir çoğunluk alacağız. Yani bu ne demektir? 301 alacağız, 360 alacağız, mümkün olsa 400 alacağız. Onun da çalışmasının yapılması gerekiyor. 160'lara falan yakın bir oydan. Yani bir şey. onun da çalışmasının yapılması gerekiyor. Niçin bu seçim yasası değişti sanıyoruz? İşte bunlar için değişti. Eğer biz sadece cumhurbaşkanlığına odaklanıp bu sistemin sanki devamını sağlayacakmışız gibi bir tutum alırsak, bu da külliyen yanlış. Çünkü bu ucube sistem Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu ekonomik ve dış politik şartlara getirmiştir. Dolayısıyla tek bir adamın, tek bir kişinin, kadın olsun fark etmez yani bir kişinin iki dudağı arasındaki bir sistem işte Türkiye'ye getirdiği nokta bu.